Antalya'dan selamlar, sevgiler. Yine bir video ile karşınızdayım. Elektrik ve su tesisatçımız bizim özellikle odalarımızın bölme işlemlerinin tamamlanmasını istediği için biz de arkamda görmüş olduğunuz banyo kısmını ve üst kattaki iki odanın tek yüzünün kaplama işlemlerini gerçekleştirdik. Özellikle tek yüzeyi kapladık ki elektrik ve su tesisat işlemlerinde ustalarımız rahat bir şekilde çalışabilsin diye. Zaten kendileri de o şekilde istedi. En azından odalarımızın yerleri belli olsun, banyonun yeri netleşsin istediler. Biz de tek yüzlerini kapladık. Arka tarafta görmüş olduğunuz banyonun odaya bakan kısmını ahşapla kapladık ama iç kısmını tabii ki bordeks ve fayans gibi uygulamalarla kaplamak istiyoruz. Üst katta ise iki tane odamız var. İki odamızın bölmelerinin tek yüzünü kapladık. Diğer yüzünü de elektrik tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra kaplayacağız. Şimdi sırayla videolarımızı gösterelim size. Daha önceki videomuzda bazı arkadaşlarımız bu ahşabı beyaz olarak görmüş. Yani neden beyazla kapladın? Yani beyaz bir kaplama mı kullandın gibi sorular aldım. Tamamen ahşap kaplama ile kapladık yüzeyleri. Aslında bu bölmeleri 4'e 4 ahşap kereste ile kapatmayı düşünüyordum. Fakat satın aldığımız kerestenin kalitesini çok fazla beğenmedim. Yani biraz da çalışmış. Elimde de 40'a 40 demir doğramalar çok fazlasıyla vardı. O yüzden ben buralara 40'a 40 demir doğrama kullandım. Yanlarına yine önceki uygulamalardaki gibi çıta yerleştirdik ve çıtalara çivi çakma makinamızla lambirlerimizi çaktık. Tabi burada tesisatçımız işlemleri tamamladıktan sonra iç taraflar dediğim gibi bordeks uygulama ve fayans uygulama ile tamamlanacak. Thank you.
Üst kat oda bölmelerinde bir yüzünün lambir uygulamasını tamamladık. Tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra da biz odaların iç yüzlerine bakan kısımlarının lambiri işlemlerini tekrar tamamlayacağız. Tabii köşeler çıtalarla kapatılacak. Şu an güzel bir görünüm olmasa da sonra biz bunun kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Arka cephe ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Arka cephenin üst kat, yani evin üst katının arka cephesi çok fazla güneş alıyor. Biz ön cephede üst katın tamamen pencerelerini cam olarak belirlemiştik. Ama arka cephede tamamını cam olarak belirlememiştik. İyi ki de belirlememişiz. Çünkü tamamı cam olsaydı bayağı bir içerisi güneş alacaktı. Bizim için sıkıntı oluşacaktı. Yani şu anki pencereden bile güneş etkili bir şekilde geliyor ki yaylı olmasına rağmen bayağı bu oda sıcak oluyor. Diğer odamızın da bölme işlemini bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Tabii bu arka cephenin iç kısımlarda lambirlerle çakılacak. Buralarda da belki tesisat işlemleri olur diye düşünerek bekletiyoruz. Kırka kırk profil kullandık. Yanına çivi makinamızla çıtalarımızı çaktık. Belki iki iş olmuş oldu bizim için ama ben daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Daha sağlam olacağını düşünüyorum. Burada da merdiven boşluğumuz var. İlerleyen aşamalarda merdiveni de yapıp yerine montajını gerçekleştireceğim. Burası Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaş Çandır Mahallesi içerisinde yer alan Korucak Yaylası. Yaklaşık 1580 rakımda bulunuyoruz şu an. Bu arada evimizin ön cephesinin vernik uygulamasını da tamamladık. Daha önce birinci kat atmıştık. Ardından 180 numaralı zımparamızla hafif bir zımparlama işlemi gerçekleştirdik. Ardından verniğimizin ikinci kat uygulamasını da tamamladık. Tabii ön cephede farklı bir renk, yani natürel kullandığımız vernik markasının natürel olan renk seçeneğini tercih ettik. Farklı bir renk uygulaması yaptık yani ön cephede. Bu daha çok hoşumuza gitti. Açıkçası biraz daha açık olsun istedik renk tonlarını. Arka cephe ile ön cephe arasında renk farklılığı oluşmuş oldu ama olsun, sağlık olsun. Thank you.
Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.